Selam dikişseverler. Bugün sizlerle beraber 8 parça büyük beden lastikli etek dikeceğim. Bunun için elimde 2 metrelik bu basma viskon kumaşım var. 2 metre boyunda, 160 santim eninde. Öncesinde 8 parça büyük beden etek kalıbı nasıl çıkarılır diye bir videom var. Onun linkini de eklerim bu yayının altına. Şimdi ona göre bir kalıp çıkardım ben, beden ölçüsüne göre. Siz de böyle kalıbınızı çıkarıp her seferinde santimlemekle, ölçüyle uğraşmazsınız. Şimdi ikiye katladığım kumaşı tekrardan bu şekilde enine bir kat daha yapıyorum. Söylediğim gibi beden ölçüsüne göre çıkardığım kalıbım vardı. Kumaşımın üstüne güzelce yerleştirdim. Kalıbın ortasında düz boy ipliği var. Düz boy ipliğine dikkat ederek, ölçerek yerleştirdim. Kesimini de bir 2 santim dikiş payı vererek keseceğim. Bel içinde bir 4 santimlik lastik tüneli payı bıraktım. Kesimine başlıyorum. Dediğim gibi 2 santim pay bırakarak kesiyorum. Kesimi bittikten sonra elimizde ilk 4 parçamız hazır olmuş olacak. Evet, ilk parça hazır. Dört parçam hazır. Şuralarını da açayım. Üst tarafları. Şimdi diğerini de aynı şekilde keselim. İkinci dört katını da kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine ikiye katladım. Kalıbımı yerleştiriyorum. Üstünden lastik tüneli payını bıraktım. Düz boy ipliğini de aldım. Birkaç iğne takıyorum. Bunu da kesiyorum. Yine aynı şekilde 2 santim pay bıraktım. Bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Ben daha öncesinde yayınladığım 8 parça pratik etek kalıbı büyük beden kendi ölçümüze göre nasıl çıkarılır diye. Fakat bu kalıp fermuarlı, yani tam bedene oturan bir kalıptı. Lastikli bir etek değildi. Bel ölçümüz 100 santim demişim ya, 100 santim yazılmayacak oraya. Basen ölçümüz üzerinden yazılması gerekiyor. Mesela basen ölçümüz 120 santim. 120 santimi baz almamız gerekiyor. Basen ölçümüzü işaretlerken kalıpta, mesela basen ölçümüz 120 santim. 120 santime en aşağısı bir 20 santim ekleyip
Basen ölçümüzü 140 santimden yapmamız gerekiyor. Bu küçük bedenler için de geçerli. Mesela 38 bedeniz, basen ölçümüz 90 santim. 90 santime 20 santim ekleyip 110 santim, en aşağısı 20 santim. Yani ona göre çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Lastikli, dökümlü bir etek yapabilmek için. En kısa zamanda o kalıbı da çıkarayım inşallah. Evet, kesimi bitti. Bakın bu şekilde. 4. Bu da böyle 8. Böyle olacak. Şimdi hemen bunları tersine çevirip böyle makinesini çekiyorum. Hepsinin de makinalarını çekiyorum. Bunların makinalarını çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk 4 parçayı diktim. Diğerini de diktim. Şimdi üst üstüne getiriyorum. Bu yan dikişleri de çekiyorum. Taraftan yan dikişlerini de çekiyorum. Overlocklarını yaptıktan sonra etek ucu ve bel hattının kıvırmasına kaldı. Yan dikişlerini de diktim. Overlocklarını da çektim. Şimdi sıra eteğin kıvırmasına geldi. Etek ucunu 2 santimden kıvırıyorum. 1 santim böyle içini kıvırıp tekrardan 1 santim döndürüyorum. Etek ucunu 2 santimden kıvırmasını yapıyorum. Makinesini çekiyorum. Gelelim lastik tüneline. Lastik tüneli için bir 4 santimlik pay bırakmıştım. 1 santim bu şekilde içine kıvırıyorum. Tekrardan görüldüğü üzere lastik tünelini oluşturuyorum. Eteği bitirdim arkadaşlar. Son görüntümüz bu şekilde. Normalde ben lastik tünelinin ortasından da bir dikiş çekiyorum ama lastiğin içinde dönmemesi için. Şimdi elimde tam bel ölçüsü mevcut olmadığı için onu daha sonra ayarlarım artık. 8 parça pratik kesim ve dikim büyük beden eteğim bitti arkadaşlar. Söylediğim gibi bu eteğin belini çalışırken bel ölçünüzü değil basen ölçünüzü baz alacaksınız. Basen ölçünüzü de yaparken en aşağısı bir 20 santim bolluk ekleyeceksiniz. Daha fazla döküm istiyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. 38 beden gibi duruyor ama mankenin belinde dursun diye arkasından iğneledim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve ücretsiz olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bir dikiş projesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.